Merhaba dostlar, Photoshop eskisi gibi değil artık, kendinden geçti. Bambaşka bir şey oldu ya. Hayır, önceden açardık shop'u, tamam mı? Photoshop üzerinde böyle bir düzenleme yapardık falan, bir süreç alırdı, bir şey olurdu. Manipülasyonun büyük bir farkı vardı. Şimdi işler inanılmaz kolaylaşmaya başladı. Yavaş yavaş korktuğumuz noktaya doğru gidiyor. Artık Photoshop değil, Photo AI diyeceksiniz arkadaşım. Yapay zekanın, daha doğrusu yapay zekayla harmanlanmış bir program haline gelmeye başladı. Zaten ufaktan kullanıyordu Adobe bunu. Yapay zekayı yazılımlarına sokuşturmaya başlamıştı. Şimdi işler hepten akıl almaz hallere gelmeye başladı. Peki yeni özelliğimiz ne? Photoshop'un yeni beta sürümündeki illaki görmüşsünüzdür. Haldır haldır herkes paylaştı, her yerde cayır cayır ses getirdi. Yeni özelliğini, yani birkaç komutla fotoğrafta, görselde istediğiniz düzenlemelerinizi yapmanıza izin veren yapay zeka destekli özelliğini deneyeceğiz. Bakalım neler yapabiliyor, neler yapamıyor, onu birlikte bir teyit edelim sizle. Ben bakmasam olmaz. O zaman hızlıca başlıyoruz. Önce şeyi deneyeceğim. Mesela şuradaki adamı buradan yok etmeyi deneyeceğiz. Tabi daha sağlam komutlar falan vardır ama biz bir deneyelim. Generate fill diyelim, remove diyelim. Bakın ne kadar işe yarayacak. Yani bunu aslında şeyle de yaparsın da, daha basit de yaparsın da. Aa, bakayım türlü şekillerine. Hepsinde de iyi valla. Pürüzsüz aldı ya. Çok temiz çıkardı adamı oradan. Tamam, hadi bakayım. Hadi bakayım demek öyle. O zaman şöyle yapalım. Bu adam dursun burada. Şu kısmı alacağım bak. Şöyle. Adamın bulunduğu kayaya kadar tabii. Buraya lake diyeceğim. Lake bu arada göl demek arkadaşlar. İngilizce. Bu arada anında alaşağı olurum İngilizce konusunda. Bakalım orayı göle çevirebilecek mi? Yani adamın bulunduğu taşın etrafına uyarlayabilecek mi? Ay, inanmıyorum. Bir anda pontiş bir şey oldu değil mi? Ay, fena değil lan. Fena değil. Şurada tabii daha bir hani adamın yansımasını falan da koymuş. Bir tık daha uğraşmış. Ama şurada mesela adamın yansımasıyla uğraşmamak için mi şöyle taş yığmış falan. Güzel güzel olacak gibi. Var yani bir umut. Şu daha düzgün yani. En azından burada şurayı kaldırırsın şu kısmı. Şuradan yansımayı kendin yaparsın falan. Tertemiz çıkarırsın bence. Güzel. Hoşuma gitti. Tamam. Burada geçti. Bir tane daha bir şey alalım. Mesela daha ütopik bir şey düşünüyorum burada. Fantastik. Şuraya tamam şöyle. UFO yazsam. UFO koyar mı? Tabii UFO deyince ısıcı koymaz inşallah. Vay canına. Vay. Vallahi koydu. Hangisi daha şekil duruyor? Şimdi bak ne kadar uyumlu olduğu illaki tartışılır ama bence güzel yani. Biraz daha geniş bir alan seçerek bunu yaptıracağım. Şöyle. Tamam mı? Tabii burada komutu böyle daha geniş, daha çetrefilli verirsen ona göre iş alırsın. Bu işler böyle. Ben olabildiğince minimum komutla çalışıyorum şu an. Diğerine yetecek kapasitede İngilizce şimdi çeviriyle falan uğraş dur. Ha, evet tabii mekanı seçince komple elden geçirmiş oldu arkadaş. Sağ olsun. Yok tabii bu kadar bir beklentimiz yok. Burada başka ne yapılabilir mesela? Stormy Weather diyelim bakalım. Şöyle fırtınalı hava. Böyle fırtınalı böyle. Yıldırımlar çaksın falan. Böyle bir şey istiyorum. Demek ki gökyüzünü havayı değiştirme konusunda hiç de fena değil. İş görür. Güzel, bunda da denemek istediklerimi denedim. Sıradakine geçiyorum. Bunda mesela ne yapılabilir? Çocuğun arkasına şöyle bunu kovalayan running clown desek. Koşan bir palyaço koyar mı acaba? Aynı konularda böyle ışığı şeyden almış. Yoksa net gözüken bir palyaço mu koyar? Bakalım. Deniyor. Çok iyi. Şu biraz daha iyi. Şu kötü yanlış yöne koşuyor ama şu fena değilmiş. Bak hiç fena değil. Ayak kısmına şöyle bir tık düzelt. 10 numara 5 yıldız. Harbi oldu ha. Başka ne yapabiliriz? Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya da şöyle. Bir tane korsan gemisi diyeceğim. Yani ne kadar saçma bir çalışma ortaya çıkarabileceğimizi test ediyorum, deniyorum şu an. Tik tak. Tik tak. Oo, batmış bir korsan gemisi mi lan? Şu daha iyi. En iyisi bu. Hatta küçük bir şeyi de koydu oraya. Şu daha uyumlu yani. En uyumlusu bu yine. Teşik. Yani şey de durmuyor. Öyle aykırı durmuyor. Yani oturtuyor baya. Şuraya yavru deniz kaplumbağaları dersem ne olur? Şey yönünden güzel yani. İnsanın hayal gücünü geliştirmesi yönünden. Ne bileyim böyle bir kendi geliştirmesi için en azından. Mesela bunu kullanarak bir şeyler üretip ondan sonra asıl Photoshop yeteneğini de ortaya çıkartıp sağlam işler çıkartabilirsin. Yani. Bu arada bebek demiştik ama hayvan gibi kaplumbağalar geldi. Neyse. Yine en uygunu şu. İşte gördüğünüz gibi yani nerede o ilk çalışma şunu şu hale getirdik. Ha bir fonksiyonu var mı dersen yok. Ama burada maksat zaten bunu denemek. Şimdi eldeki bir cismi değiştirelim diyeceğim. Bunda şu gitarı seçmek istiyorum. Tamam, buna gun diyelim. Silahla değiştirebilirim acaba. YouTube politikaları gereği bu video engellenmiştir diyormuş. Olmaz. Başka bir şey de değiştireceğim. Neyle değiştirebilirim? Tüfek dedim bu sefer. Anladığım kadarıyla bunlar yasak. Tabanca, tüfek falan. O zaman farklı bir şey deneyeceğiz. Süpürge diyeceğim. Bunu da yaparsın herhalde. Oha, çok güzel oturttu. Harbi diyorum 10 numara oturttu ha. Şu ilki bak. Aha. Ya çok iyi oturttu. Photoshop. Sen var ya sen az değilsin ha. Cuk dedi geçti oraya yani. Şurada iki tane şey yapması neden onu bilmiyorum ama. Tamam. Madem öyle oldu. Villa da kovası desek.
Su kovası dedim. Uyduruyoruz yani. Böyle bir su kovası yok. Bu da yok. Neyse buradan bir yere çıkamayacağız. Ama şu elindeki demek ki materyali çok güzel değiştirebiliyor. Yani bu imkan var. Onu anladık. Evet. Şimdi burada ne eksik? Bir tane kaşık eksik. Şuraya bir kaşık ekleyelim. Spawn diyelim. Buraya bir kaşık at abi. Çok güzel atar bence. O konuda iyi olacağını düşünüyorum. Yani bardağın da içinde sokması lazım tabii kaşık. Ağzı gözükürse olmaz. Fena değil ters olsa da. Aa, daha iyi. İşte bak olmadı. Şuradan belki yola çıkabilirsin ama tekrar üresin. Tekrarlatabiliyorsun yani sonuçta hani daha başka bir şey çıkar diyebiliyorsun ya. Aa bak daha iyi şeyler çıktı sanki. Evet bu daha iyi. Hoş çok tatlı durdu. Neyse bu dursun hadi. Kaşık koydum. Şu kitabı laptop yapacağım. Nerede faydasız şey var onu yapıyorum ya. Kitabı laptopa çeviriyorum falan. Kadın elindeki gitarı temizlik malzemesine çeviriyorum. Oğlum adam akıllı bir laptop yok mu? Neyse işte böyle fiş şeyini bile yapmış bak. Şarj girişi bile var. Lan çok verim alamadı. Değiştir. Aa bak. Tam şey değil mi bu? Seyahat arabası bak şuraya. Tahmin edin şuraya ne koyacağım? Evet doğru tahmin ettiniz. Bavullar koyacağım. Çok tatlı olur buraya bavulları böyle koysak üstüne. Bak. Evet. Daha şey. İlki daha iyi yerleşmiş. Bir şey deneyeceğim ama olur mu olmaz mı gerçekten zerre fikrim yok. Şuraya arabanın içinde oturan bir aile diyeceğim. Öyle bir şey mümkün mü? Ya da arabanın tamamını mı seçmem gerekiyordu? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Nani? Oha o nasıl aile lan? Ne yaşanıyor orada? Yok arkadaşım almayayım. Karıştı orada. Netflix dizisi gibi oldu lan bizim Photoshop. Şimdi tamam onu denedik olmadı. O zaman şöyle bir mekan değiştirme denemesi yapalım. Doğa diyelim. Bekleme süreleri var ya. Bak mesela arabanın dışını seçip istediğin gibi mesela farklı bir mekana koyma olasılığında var. Şuna çok uydu. Bu olmaz. En güzeli bu. Üstüne bavul koydum. Mekanı değiştirdim. Hani aklınıza gelebilecek çok şey yapabiliyorsunuz ya. Ben bu kadar beklemiyordum da baya baya sarmaya başladı. Tamam güzel. Çok güzel. Tam şuraya abi. Ne gider? Şuraya bir tabela koy. Yani böyle yol gösteren. Görseli görünce ilk aklıma o geldi. Fena değil. Bu da güzel. En iyi yine şu oturdu bak. Hatta gölgesine varana kadar. Değil mi? Cuk güzel. Şurayı da şey yapsın. Gold door diyelim. Altın bir kapı yapsın şurayı da. Çok eğlenceli ya. Of. Çok. Aa tamam bu. Görüyor musun? Efsane. Tam bir altın kapı. Çok sardı beni bu iş ya. Evet ablacığım. Hoş geldin. Şimdi burada enteresan fantastik bir şey deneyeceğim. Deneyeceğim şey de şu. Ablamızın bulunduğu yeri boydan boya şöyle seçip lava diyeceğim. Yani suyu lava dönüştüreceğiz diye tahmin ediyorum. Biraz sıkıntılı bir iş. Ne oldu lan öyle? Ama lav o lav değil ki. Öyle lav değil. Lav suyu falan desek acaba yer mi? Baksana bir anda uzaktan yakına gelmiş oldu şu an. Yok vallahi bak yani hiç dediğimle uzaktan yakından alakası olmadı. O yüzden bu işi iptal ediyorum. Ama şeyde mesela doğayla ilgili yaptığın şeyler de çok başarılı. Onu anladım. Mesela bak şuradan şöyle alsam. Seçtiğim alana işte örnek veriyorum su falan koy dediğiniz zaman bu doğa olaylarında çok da başarılı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü hata payı biraz daha bir tık daha yüksek olduğu için sanıyorum. Daha iyi şeyler sonuçlar elde edebiliyorsun. Daha detaylı işlerde tabii batıyoruz yani. Ve bunu da geliştirecekler zaten daha hani beta adı üstünde. Full sürüm çıkacak, Türkçe desteği gelecek falan hani bir sürü şey olacak da. Evet şuradan şöyle devam etsin istemiştim ama onu algılamadı. Onun dışında gayet yine başarılı bak hani çıkardığı sonuçlar. Şu hatta bak bu güzel duruyor yani. Mesela bu fotoğrafı biraz daha anlamlı hale getirebilir miyiz? Getiririz. Şuraya mesela bir kadın koyarsak örnek veriyorum şu çimlerin arasında yürürken tam böyle ona uzanmaya çalışıyormuş da. Gitme, kurbanın olan gitme. Sen aşkı anlamaz bilmez. Dediği anı yaşatan bir görsel çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Hah gibi. Bak şimdi bir tık daha anlamlı oldu. Biraz daha böyle poster anlamlı. Burada abimiz şöyle çıkmış. Ama yani burası böyle yüksekmiş gibi durmuyor. Dursun. Şöyle seçeceğim. Mis. Şöyle de bir uçurum yazalım. Yapıştıralım gitsin bakayım ne yapacak. Ürkütücü bir manzaraya ihtiyacım var böyle. Yalnız burada ben hayatta yürüyemez diyebileceği insanların bir görsel manzara. Hah gibi. Olmadı. İlk birincisi fena değil. Tam uçurum olmasa da yine var etkili yani. Peki neymiş? Oluyormuş. Şu fotoğrafı görünce aklıma şey geliyor. Şuraya bir tren miren koysak nasıl olur onu düşündüm. Şöyle tren diyelim. Buraya bir tren otursun. Güzel oturtursa bir de yola böyle ray çizeriz. Muazzam bir tren oturttu oraya gördüğünüz gibi. Çok hoşuma gitti. Hatta diğerlerine bakayım. O olmaz da fena değil ama en iyisi şu. Bu çok iyi oldu. Hatta şuraya da bir tren rayı yapabilir miyiz diye bir düşünmedim değil. Şuradan şöyle deneyelim bakalım. Onu da oturtabilirsek muazzam olacak. Yanlış mı yazdık acaba? Şöyle. Şimdi olacak. Olacak olacak. Hadi be. Hadi be biraz. Olacak gibiydi de biraz şey oldu. Tutmadım. Şu belki yani.
oturtulabilir. Ama istemiyorum. Tren rayından vazgeçtim. Ama tren olarak şuraya çok güzel oturdu. 10 numara 5 yıldız oldu. Demek ki oluyor. Gördüğünüz gibi Photoshop Beta bayağı başarılı çalışıyor. Şu an için bile, yani beta iken bile çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsun. Bakalım nereye gidecek olay. Daha da gelişecektir. Şuradan adjustment. Güzel şeyler de var ha. Yani genel uyumu daha iyi yakalamak için şuradan adjustment kısmından şeyini, rengini, şeklini, şemalini ayarlayabiliyorsun. Şuradan daha fazla desek. Siyah beyazla her türlü oturur zaten. Ya muazzam bir şey var ya. Potansiyel var yani. Beklediğimin üstünde. O yüzden buradan Adobe ekibini tebrik ediyorum. Selamlar, saygılar. Onlar da beni çok tınlıyor ya. Benim bir tasarımcı dayı videosunun daha sonuna geldim. Güzel, eğlenceli. Deneyin yani mutlaka. Kendinizi geliştirmeniz açısından da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yapay zeka yapıyor işte, hazır yapıyor falan deyip geçmeyin. Bu gerçekten size şeyler katabilecek kapasitede gelişmeler. Yani normal şartlarda yapamayacağınız birçok şeyi yapabilmenizi sağlıyor sonuçta. O zaman efendim yeni videoda görüşmek üzere. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Lütfen desteklerinizi abone olarak falan öyle şey yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hayda, burada muhabbet koyu demle çayı. Eğitim ve eğlence tasarımcı dayı. Her zaman var pasta kafayı. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.